Dede Korkut hikayeleri. Peygamberimizin yaşadığı döneme yakın bir zamanda Oğuzların Bayat boyundan Korkut Ata isminde bir adam yaşardı. Korkut Ata Oğuzların en saygın bilginiydi. Ne derse olurdu. Başkalarının bilmediği şeyler söylerdi. Bu bilgileri onun gönlüne Allah ilham ederdi. Korkut Ata ahir zamanda han yeniden kayı boyuna geçecek. Kimse ellerinden alamayacak, ahir zaman olup kıyamet kopuncaya kadar bu böyle sürüp gidecek dedi. Dediği Osmanlı neslidir, işte hala sürüp gitmektedir ve daha buna benzer nice söz söyledi. Korkut Ata, Oğuz kavminin sıkıntılarını çözerdi. Her ne iş olsa Korkut Ata'ya danışılmadan işlenmezdi. Her ne buyursa kabul edip sözünü yerine getirirlerdi. Dede Korkut şöyle dedi. Allah Allah istemedikçe işler düzelmez. Kadir Tanrı vermeyince insan zengin olmaz. Ezelden yazılmasa kul başına kaza gelmez. Eceli gelmeyince kimse ölmez, ölen adam dirilmez. Çıkan can geri gelmez, bir yiğidin Karadağ kadar malı olsa kısmetinden fazlasını yiyemez. Coşkun sular taşsa deniz dolmaz, büyüklenenik Tanrı sevmez. Kül tepecik olmaz, kara eşek başına gem vursan katır olmaz. Hizmetkara elbise giydirsen hanımefendi olmaz. Lapa lapa kârlar yağsa yaza kalmaz. Eski pamuk bez eski düşman dost olmaz. Kara koça kıymayınca yol alınmaz. Kız anadan görmeyince öğüt almaz. Oğul babadan görmeyince sofra kurmaz. Oğul babanın yerine geçer. İki gözünün biridir. İyi oğul baba ocağının közüdür. Oğul da ne eylesin? Baba ölüp mal kalmasa. Baba malından ne fayda başında devlet olmasa, devletsiz şerrinden Allah saklasın hanım sizi. Dede Korkut şunları da dedi. Hesap gününde cuma günü okunan hutbeye kulak verip dinleyen ümmet, minarede ezan okuyan müezzin güzeldir. Diz çöküp oturan hayırlı adam, şakakları ağaran baba, ak sütünü çocuğuna emziren anne güzeldir. Yanaşıp yola giren de kara yağız at güzeldir. Sevgili kardeş güzeldir. Uzunca çadır ipi güzeldir, oğul güzeldir. Hiçbirine benzemeyen cümle alemleri yaratan Allah, Tanrı güzeldir. O övdüğüm yüce Tanrı dost olarak herkese yardım etsin. Dirsi Han, oğlu Boğaç Han. Bir gün Kamgan oğlu Han Bayındır yerinden kalkmış, özel çadırını kurdurmuş. Yerlere ipek halısı döşetmişti. Hanlar Hanı Han Bayındır yılda bir kere ziyafet verip Oğuz beylerini çağırırdı. Gene bir gün ziyafetler verip develer, koçlar kestirmiş, bir yere ak, bir yere kızıl, bir yere de kara çadır kurdurmuştu. Oğlu olmayanı kara çadıra alın, altına kara keçi serin ve kara koyun etinden yapılmış şahni ikram edin. Yerse yesin, yemezse kalksın gitsin. Oğlu olanı ak, kızı olanı kızıl çadırda ağırlayın. Oğlu kızı olmayanı Allah beddua etmiştir, biz de beddua ederiz. Herkes bunu böyle bilsin diye buyurmuştu. Oğuz beyleri bir araya gelip toplanmaya başladı. O dönemde Oğuz beyleri arasında bulunan Dirse Han adında bir bey vardı. Dirse Han'ın oğlu ve kızı yoktu. Dirse Han 40 yiğidini yanına aldıktan sonra Bayındır Han'ın sohbet meclisine gitti. Bayındır Han'ın yiğitleri Dirse Han'ı karşıladılar. Getirip kara otağa oturttular. Kara keçeyi altına serdiler. Kara koyun yahnisinden önüne getirdiler. Bayındır Han'ın emri böyledir hanım dediler. Dirse Han, Bayındır Han benim ne eksikliğimi gördü de benden aşağı kişileri ak ve kızıl çadırlara oturturken beni kara çadıra oturttu diye karşılık verdi. Bunun üzerine yiğitler Dirse Han'a, hanım bu kez Bayındır Han'dan buyruk şöyledir ki oğlu kızı olmayana Tanrı Teala beddua etmiştir. Biz de beddua ederiz demiştir dediler. Dirse Han yerinden fırlayıp, kalkın yiğitlerim yerinizden doğrulun. Bu kara ayıp bana ya bendendir ya hatundandır diye seslendi. Hemen evine geldi. Hanımını çağırıp ona şunları söyledi. Han Bayındır yerinden doğrulmuş. Bir yere ak, bir yere kızıl, bir yere de kara otağı diktirmiş. Oğulları ak otağı, kızılları kızıl otağı. Oğlu kızı olmayanıysa kara otağı oturtmuş ve emrindeki askerlere şunları salık vermiş. Kara keçeyi altına döşeyin, kara koyun yahnisinden önüne getirin. Yerse yesin, yemezse kalksın gitsin. Onun ki oğul kızı olmayana Tanrı Teala ona beddua etmiştir. Biz dahi beddua ederiz. Gelip beni karşıladılar. Kara otağa oturttular. Kara
Kara keçeyi altıma serdiler. Kara koyun yahnisinden önüme getirdiler. Oğlu kızı olmayana Tanrı Teala beddua etmiştir. Biz de beddua ederiz. Bunu bil, dediler. Senden mi, benden mi? Tanrı Teala bize bir gürbüz oğul vermez. Nedendir? Diye sordu. Sonra şunları söyledi. Han kızı, yerimden kalkayım mı? Yakamla boğazından tutayım mı? Kaba ökçemi altına salayım mı? Kara çelik öz kılıcımı elime alayım mı? Öz gövdenden başını keseyim mi? Can tatlısını sana bildireyim mi? Alaca kanını yeryüzüne dökeyim mi? Han kızı sebebi nedir de bana. Katı gazap ederim şimdi sana. Bunun üzerine Dirse Han'ın hanımı cevap verdi. Hey Dirse Han, bana gazap etme. İncitip acı sözler söyleme. Yerinden kalk, alaçadırını yeryüzüne diktir. Deviler, koçlar kestir. İç ve dış Oğuz beylerini başına topla. Aç görsen doyur, çıplak görsen giydir. Borçluyu borcundan kurtar. Tepe gibi et yığ, göl gibi az sütü sağdır. Büyük ziyafetler düzenle, yardım iste, dua dile. Ola ki bir ağız dualının hürmetine Tanrı bize bir gürbüz oğul verir. Dirse Han eşinin tavsiyelerine uyup büyük ziyafetler düzenledi. Develer, koçlar kestirdi. İç Oğuz, dış Oğuz beylerini davet etti. Aç gördü, doyurdu, çıplak gördü, giydirdi. Borçluyu borcundan kurtardı. Tepe gibi et yağdırdı, göl gibi kumus sağdırdı. El açtılar, dualar dilediler. Bir ağız dualının hürmetine Allah Teala bir oğul verdi. Hanımı hamile kaldı. Bir zamandan sonra bir oğlan doğurdu. Oğlancağını dadılara baktırdı. Oğlan 15 yaşına girdi. Oğlanın babası Bayındır Han'ın ordusuna karıştı. Bayındır Han'ın bir boğazı, bir de devesi vardı. O boğaz sert taşa boğanız vursa un gibi öğütürdü. Bir yazın bir güzün boğayla deveyi savaştırırlardı. Bayındır Han güçlü Oğuz beyleriyle seyre dalar, gönlünce eğlenirdi. O yaz boğayı saraydan çıkarmışlar. Üç kişi sağ, üç kişi de sol yanından demir zincirle boğayı bağlamışlar. Gelip meydan ortasında koyuvermişler. Bu esnada Dirse Han'ın oğluyla üç arkadaş onunla oynarlardı. Boğayı koyuverdiler. Oğlancıklara kaç dediler. O üç oğlan kaçtı. Dirse Han'ın oğlancığı kaçmadı. Ak meydanın ortasında baka kaldı. Boğa boynuzlarıyla parçalamak için oğlana doğru koştu. Oğlan boğanın alnına sert bir yumruk indirdi. Boğa gerisin geri gitti. Tekrar oğlana doğru ilerledi. Yine geri geldi. Oğlan yumruğuyla boğanın alnına bir kez daha sertçe vurdu. Ardından yumruğunu boğanın alnına dayadı. Sürdü, meydanın başına çıkardı. Boğa ile oğlan bir süre çekiştiler. Çocuk da kürek kemiğinden tuttu. Ne oğlan inebiliyordu ne de boğa. Oğlan daha sonra dama direkt vururlar. O dama dayanak olur. Ben bunun alnına niye destek olup duruyorum ki? Deyip boğanın alnından yumruğunu çekti. Yolundan savruldu. Boğa ayak üstünde duramadı, düştü, tepesinin üstüne yıkıldı. Oğlan bıçağını çıkardı, boğanın başını kesti. Oğuz beyleri gelip oğlanın başına toplandılar. Aferin oğlana, dedem Korkut gelsin. Bu oğlana at koysun, yanına alıp babasına varsın. Babasından oğluna beylik istesin, taht alıversin dediler. Çağırdılar, dedem Korkut geldi. Oğlanı alıp babasına vardı. Dede Korkut, oğlanın babasına söyledi. Görelim hanım ne söyledi. Hey Dirse Han, oğluna beylik ver, taht ver. Erdemlidir, boynu uzun, cinsat ver, bilit olsun. Hünerlidir, aldan 10.000 koyun ver bu oğlana, şişlik olsun. Erdemlidir, deva ahırından kızıl deve ver bu oğlana, yük taşısın. Hünerlidir, altın başlıklı ev ver bu oğlana, gölge olsun. Erdemlidir, omuzu kuşlu cübbe giysi ver bu oğlana, giyer olsun. Hünerlidir, Bayındır Han'ın ak meydanında bu oğlan cenk etmiştir. Bir boğa öldürmüş senin oğlun, adı Boğaç olsun. Adını ben verdim, yaşını Allah versin. Dede Korkut böyle deyince Dirse Han oğlana beylik verdi, taht verdi. Oğlan tahta çıktı. Babasının 40 yiğidini anmaz oldu. O 40 yiğit kıskançlık ettiler. Birbirlerine şöyle dediler. Gelin oğlanı babasına şikayet edelim. Ola ki onu öldüre. Gene bizim değerimiz, hürmetimiz babasının yanında hoş ola. Artık ola. Bu 40 yiğidin 20'si bir yana, 20'si de öte yana oldu. Önce 20'si Dirse Han'a haber getirip küstahça şöyle söylendiler. Görür müsün Dirse Han neler oldu? Dileğine emeline ulaşamasın senin oğlun hayırsız çıktı. Kötü çıktı. 40 yiğidini yanına aldı. Güçlü Oğuz'un üstüne yürüdü. Hangi yerde güzel varsa çekip aldı. Aksakallı ihtiyarın ağzına sövdü. Ak perçemli kadınlara saygısızlık etti. Dirse Han'ın oğlu böyle yanlış işler yaptı. Böyle oğul senin neyine gerek? Böyle oğul olmasındansa
olmaması daha iyidir. Öldürsene. Daha sonra o namertlerin kalan 20'si çıka geldi. Bir dedikodu da onlar getirdi. Dirse Han, oğlun Uludağ'a ava çıktı. Siz varken av avladı, kuş kuşladı, anasına getirdi. Al şarabın iyisinden içti, anasıyla sohbet eyledi. Babasına yani sana kast eyledi. Senin oğlun hayırsız, kötü çıktı. Eğri belli Aladağ'dan haber geçsin. Hanlar Hanı, Bayındır Hanı haber versin. Dirse Han'ın oğlu böyle yanlış işler yaptı. Böyle oğul neyine gerek? Hadi durma, öldür dediler. Dirse Han onları da aynı cevabı verdi. Varın getireyim öldüreyim. Böyle oğul bana gerekmez. Bunun üzerine onlar Dirse Han'a biz senin oğlunu nasıl getirelim? Bizim sözümüzü dinlemez. Bizim sözümüzle gelmez. Kalkıp yerinden doğrul. Yiğitlerini yanına al. Oğluna uğra. Yanına alıp ava çık. Kuş uçurup av avlarken oğlunu okla öldür. Şayet öldüremezsen hiçbir zaman öldüremezsin. Bunu açıkça bil dediler. Sabah erkenden Dirse Han yerinden kalktı. Oğlancığını yanına alıp 40 yiğidiyle birlikte ava çıktı. Av avladılar, kuş kuşladılar. O 40 namerdin birkaçı oğlunun yanına gelip sinsice "Baban" dediler, "geyikleri kovalasın getirsin, benim önümde avlasın. Oğlumun ata binişini, kılıç salışını, ok atışını göreyim, sevineyim, güveneyim" dedi. Bunun üzerine oğlu geyiği kovaladı, getirdi. Babasının önünde avladı. "Babam at binişime baksın, kıvansın, ok atışıma baksın, güvensin. Kılıç çalışımı baksın, sevinsin" dedi. Bu başarıyı hazmedemeyen o 40 namert, "Dirse Han görür müsün oğlanı? Kırda bayırda geyiği kovar, senin önüne getirir. Geyiğe atarken ok da seni vurur, öldürür. Oğlun seni öldürmeden sen oğlunu öldür hemen" deyip beyi dolduruşa getirdiler. Oğlan geyiği kovalarken babasının önünden geçti. Dirse Han kaygı ve öfke içinde sert yayını eline aldı. Acı çekti, oğlanı iki küreğin arasından vurup yere serdi. Oğlanın alaca kanı fışkırdı. Ellerini iki yana salıp cins atının boynuna doladı ve çok geçmeden yere yığıldı. Dirse Han oğlunun cansız bedenine sarılmak istedi. O 40 namert bırakmadı. Atlarının dizginlerini çevirip evlerine döndüler. Dirse Han'ın hanımı oğlunun ilk avı nedeniyle şanlı oğuz beylerine ziyafet vermek için develer, koçlar kestirmişti. Avdan döndüklerini görünce 40 ince kızı yanına aldı. Dirse Han'a vardı. Başını kaldırdı. Dirse Han'ın yüzüne baktı. Sağına soluna göz attı ama oğlunu göremeyince kara bağrı sarsıldı. Kalbi yerinden fırladı. Kara süzme gözleri kanlı yaşlı oldu. Çağırıp Dirse Han'a söyledi. Görelim hanım ne söyledi. "Beri gel başımın bahtı, evimin tahtı. Han babamın damadı. Kadın anamın sevdiği, babamla anamın verdiği. Göç edip gördüğüm, gönül verip sevdiğim. Dirse Han, kalkıp yerinden doğruldun. Yelesi kara cins atına sıçrayıp bindin. Göz güzel yüce dağa çıktın. İki vardın, bir geldin. Yavrum hani? Kara gecede bulduğum oğul hani? Kuru kuru çaylara sucuk saldım. Kara giysili dervişlere adaklar sundum. Aç görsem doyurdum, çıplak görsem donattım. Tepe gibi et yığdım, göl gibi kımız sağdırdım. Dilek ile güç bela bir oğul buldum. Yalnız oğul haberini Dirse Han, de bana." Dedikten sonra feryat eyledi, ağladı. Böyle deyince Dirse Han hanımına cevap vermedi. O 40 namert Dirse Han'ın hatununun yakarışlarına itiraz edip "Oğlan sağdır, esendir, avlıdır. Bugün yarın neredeyse gelir. Korkma, tasalanma. Bey sarhoştur. Bu yüzden sana cevap veremez" dediler. Bunun üzerine Dirse Han'ın hanımı çekildi, geri döndü. Dayanamadı, 40 ince kızı yanına aldı. Cins ata binip oğlunu bulmaya gitti. Kışta yazda karı buzu erimeyen Kazılık Dağı'na geldi. Yamaçlardan tepelere, yüce yerlere çıktı. Derinin içine inip çıkan, konup kalkan karga ve kuzgunu görünce asını sürdü. O tarafa yöneldi. "Meğer sultanım, oğlan o arada yıkılmış. Karga kuzgun kan görüp oğlanın üstüne konmak ister. Oğlanın iki köpek ceyizi vardı. Kargayı kuzgunu kovup sahibinin üstüne kondurmazdı. Oğlan yaralı halde o an boz atlı Hızır oğlana hazır oldu. Üç kere yarasını eliyle sıvazladı. Bu yaradan korkma oğlan, ölüm yoktur. Dağ çiçeği ananın sütüyle senin yarana merhemdir" dedikten sonra gözden kayboldu. Anası oğlunun yanına varınca onu alca kana bulanmış halde yatarken gördü. Aklı başından gitti. Oğlunu o halde görünce şunları söyledi. "Kara süzme gözlerini uyku almış, aç hadi. 12 kemik çeyini toz almış, topla hadi. Tanrının verdiği tatlı canın seyranda inmiş, tut hadi. Ağız dilden birkaç kelime haber ver bana."
Anacığının sesini duyan oğlan başını kaldırdı, gözünü açtı. Anasının yüzüne baktı ve şunları söyledi. Ana ağlama, bana bu yaradan ölüm yoktur, korkma. Boz atlı Hızır geldi. 3 kere yarımı sıvazlayıp bu yaradan sana ölüm yoktur. Dağ çiçeği, ananın sütü sana merhemdir dedi. Böyle deyince 40 ince kız dağılıp dağ çiçeği topladılar. Oğlunun anası göğsünü bir sıktı, sütü gelmedi. 2 sıktı, sütü gelmedi. 3.sünde kırpaladı kendini. Göğüslerinden önce kan, ardından süt, daha sonra ise sütle karışık kan geldi. Dağ çiçeğiyle sütü oğlunun yarısına sürdüler. Oğlunu ata bindirdiler, alıp evine götürdüler. Hekimleri ısmarlayıp onu Dirsehan'dan gizlediler. At ayağı hızlı, olan dili çevik olur. Hanım oğlunun yaraları 40 günde iyileşti. Sapa sağlam oldu. Binip kılıç kuşanır, av avlayıp kuş kuşlar oldu. Dirsehan'ın haberi yok tabi bunlardan. Oğlunu öldü bilir. O 40 namert bunu duydular. Ne edelim diye birbirlerine alıştılar. Dirsehan eğer oğlancağını görürse durmaz. Bizi hemen öldürür. Gelin Dirsehan'ı tutalım, ak ellerini ardına bağlayıp kıl sicimi ak boynuna takalım. Alıp kafir ellerine yönelelim dediler. Yanlarından korkan namertler Dirsehan'ı tuttular. Ak ellerini ardına bağladılar. Kıl sicimi boynuna taktılar. Ak etinden kan çıkıncaya kadar dövdüler. Dirsehan, yayan bunlar attı. Yaman kafir ellerine yöneldiler. Dirsehan tutsak oldu gider. Ancak tutsak olduğundan Avuz beylerinin haberi yok. Meğer sultanım Dirsehan'ın hatunu bunu duymuş, oğlancağına varıp söylemiş, görelim hanım ne demiş. Görür müsün ey oğul neler oldu, sarp kayalar oynamadı yerle bir oldu, elde düşman yokken babanın başına düşman yağdı. O 40 namert babanın yoldaşları babanı tuttular, ak ellerini ardına bağladılar, kıl sicimi boynuna taktılar, kendileri atlı babanı yayan yürüttüler. Alıp yaman kafir ellerine yöneldiler. Canım oğul kalkıp yerinden doğrul. 40 yiğidini yanına al. Babanı o 40 namertten kurtar. Yürü oğul. Baban sana kıysa da sen babana kıyma. Oğlan anasının sözünü kırmayıp yerinden doğruldu. Kara çelikten kılıcını beline kuşandı. Ak kirişli sert yayıyla altın mızrağını eline aldı. Cins atını tutturdu, sıçrayıp bindi. 40 yiğidini yanına aldı. Babasının ardınca yürüyüp gitti. Babasının ardınca yürütüp gitti. O 40 namert de yolda mola vermişler, keskin al şaraplını içerler, Boğaç Han hızla yetişti. O 40 namert bunu görünce, gelin varalım şu yiğidi tutup getirelim, ikisini bir arada kafire yetiştirelim dediler. Elini çözdüler, kopuzunu verdiler. Dirsehan oğlu olduğunu bilmeden o yiğitle karşı karşıya geldi ve şunları söyledi. Görelim hanım ne söyledi. Aksakallı yaşlılar giderse benim gider. Senin de içinde aksakallı baban varsa yiğit, söyle bana. Savaşmadan, vuruşmadan alıvereyim, dön geri. Benim için geldinse oğlancığımı öldürmüşüm. Yiğit günahı senin değil, dön geri. Bunun üzerine yiğit babasına şu cevabı verdi. Aksakallı yaşlılar senin giderse benim de içinde bir aklı şaşmış, bilince yitmiş yaşlı babam var. Bırakmam 40 namerde. Sonra 40 yiğidine tülbent salladı. El etti. 40 yiğit cins atlarını koşturdu. Oğlanın etrafında toplandı. Oğlan 40 yiğidini harlına katıp hızlı at sürdü. Savaşa girdi. Babasını kurtardı. Geri çekildi. Dirsehan işte o zaman oğlancağının sağ olduğunu bildi. Hanlar Hanı Bayındır Han oğlana beylik taht verdi. Dedem Korkut gelip boy boyladı, soy soyladı. Sonuçta bu oğuznameyi düzüp şöyle dedi. Kara ölüm geldiğinde geçit versin, sağlıkta akılla devletine hak ziyade eylesin. O övdüğü müce tanrı dost olup yardım etsin. Ardından şu sözlerle dua etti. Yerli kara dağların yıkılmasın, gölgeli kaba ağacın kesilmesin. Coşkun akan güzel suyun kesilmesin. Ak perçemli anan ile aksakallı babanın yeri cennet olsun. Her şeye güç yetiren tanrı seni namerde muhtaç eylemesin. Hanım hey. Duha Kocaoğlu Deli Dumrul. Oğuz'da Duha Kocaoğlu Deli Dumrul denilen bir adam vardı. Kuru bir çayın üzerine köprü yaptırmış, geçenden 30, geçmeyenden ise döve döve 40 akçe alırdı. Peki bunu niçin yapardı? Niçin olacak? Benden daha deli, benden daha güçlü bir er varsa şayet çıkıp benimle savaşsın. Görsün gününü. Yiğitliğim, kahramanlığım, zaferim, Rum'a, Şam'a kadar varsın diye tabii. Meğer bir gün göçebe obalardan biri köprüsünün yanında kurulmuş, o obada güzel bir yiğit hastalanmış. Allah'ın takdiri bu ya, vefat etmiş.
Ardında kimi oğul, kimi kardeş diye hümbür hümbür ağlayan yakınlarını bırakmış, kısacası obada yiğidi vefat haberini alan herkes feryatlar kopartıp karalar bağlamıştı. Feryat seslerini duyan Deli Dumru derhal atına binip dört nalan obaya gitti. "Bu gürültü de ne? Neden ağlarsınız?" diye sordu. "Hanım, güzel bir yiğidimiz öldü de ardınca feryat ederiz," diye cevap verdi. Bunun üzerine Deli Dumru sesini daha bir yükselterek sordu. "Yiğidinizi kim öldürdü?" Usulca, "Vallahi bey yiğit, Allah Teala'dan emir geldi. Al kanatlı Azrail, o yiğidin canını alıverdi," dediler. Deli Dumru iyice zıvanadan çıktı. "Bre Azrail de kim oluyor ki? Adamın canını alıyor." Ellerini açıp, "Ey her şeye gücü güç yetiren Allah, varlığının ve birliğinin hakkı için Azrail'i bana göster de onunla savaşayım, mücadele edeyim, kavgaya tutuşayım, güzel yiğidin canını kurtarayım, bir daha güzel yiğit canı almasın," diye Azrail'e meydan okuduktan sonra döndü, evine geldi. Dumru'nun bu ağır sözleri Hak Teala'nın hoşuna gitmedi. "Bu yiğit varlığımı tanımıyor, birliğimi aldırmıyor, hem ulu dergahımda gezecek, hem de utanmadan böbürlenip kibirlenecek, ha? Olacak şey mi bu?" diye söylendikten sonra Azrail'i çağırıp ona emretti. "Ey Azrail! Git o delinin gözüne görün, benzini sarart, inim inim inleterek canını al." Deli Dumru, 40 yiğit ile yiyip içip eğlenirken karşısına birden Azrail çıkageldi. Fakat ne çavuş gördü onu, ne kapıcı, ne de bir başkası. Deli Dumru'nun gören gözü görmez, tutan eli tutmaz oldu. Dünya gözlerinde karardı. Olan biteni anlamayan Deli Dumru, kimi çağırdığını bilmeden söyledi. "Görelim hanım," ne söyledi. "Ne heybetli ihtiyarsın. Gören gözlerim görmez oldu, tutan ellerim tutmaz oldu. Titredi canım, coşa geldi. Bre sakalcı akça ihtiyar, gözceciği fersiz ihtiyar. Bre ne heybetli ihtiyarsın söyle bana, kazan belam dokunur bugün sana." Dumrul bunları söyleyince Azrail öfkelenerek şöyle cevap verdi. "Gözümün fersiz oluşunu ne diye beğenmezsin? Gözleri güzel kızların, gelinlerin canlarını çok almışım. Sakalımın ağrışını ne diye beğenmezsin? Aksakallı, karı sakallı yiğitlerin canlarını çok almışım. İşte sakalımın ağrımasının nedeni budur." Ardından ekledi. "Hani al kanatlı Azrail elime geçse de onu öldürüp güzel yiğidin canını kurtarayım diye övünüyordun. İşte o görmeyi çokça arzuladığın Azrail benim. Üstelik canını almaya geldim. Ya güzellikle verirsin ya da mücadele edip zorla almasını bilirim ben." Deli Dumrul şaşkınlığını gizleyemedi. "Bre al kanatlı Azrail gerçekten sen misin?" Azrail sakin bir dille cevap verdi. "Evet ya, ne sandın?" Korkuyla karışık öfke duyguları içinde yine sordu Dumru. "Bu güzel yiğitlerin canlarını sen mi alıyorsun peki?" Azrail yine istifini bozmadı. "Evet ya, ne sandın?" Dumru birden galeyana gelip seslendi. "Kapıcılar derhal kapıları kapatın." Sonra Azrail'e dönerek gürledi. "Bre Azrail, ben seni gökte ararken yerde buldum. Şimdi seni öldüreyim de güzel yiğidin canını kurtarayım." Kara kılıcını hemen eline aldı Dumru. Azrail'i vurmak için kaldırdı. Azrail aniden güvercin oldu. Pencereden uçup çıkıverdi. Azrail'in kaçıp gittiğini sanan yiğitler yiğidi Deli Dumru ellerini ovuşturup kah kah gülerek yanındakilere "Yiğitlerim, Azrail'in gözünü öyle korkuttum ki geniş kapıyı bırakıp darbacadan kaçtı. Aklı sıra güvercin olup uçarak elimden kurtulacağını sanıyorum. Ama aldanıyor. Doğanım onu avlamadan bırakır mıyım hiç peşin?" dedikten sonra kalkıp atına bindi. Doğanını eline aldı ve Azrail'in izini sürdü. Bir iki güvercini avlayıp evine dönerken Azrail atına gözüküp ürküttü. Huysuzlanıp şaha kalkan at Dumrul'u yere attı. Dumrul'un kara başı bunaldı. Darda kaldı. Ak göğsüne basıp kondu Azrail. Demin gururla söylenen Dumru şimdi can havliyle mırıldanmaya başladı. "Bre Azrail aman, Tanrı'nın birliğine yoktur güman. Ben seni böyle bilmezdim, hırsız gibi can aldığını duymazdım. Şaraplıydım ben, duymadım, ne söylediğimi bilmedim. Beylikten usanmadım, yiğitliğe doymadım. Canımı alma, medet Azrail." Bu yakarışlara hiddetli sesiyle şöyle karşılık verdi Azrail. "Allah Teala varken boşuna ne diye bana yalvarırsın? Git ona yalvar. Ben de senin gibi bir emir kuluyum yalnızca. Elden ne gelir?" Deli Dumru safça sordu. "Peki ya can verip alan Allah mıdır?" Azrail, "Evet ya odur." deyince Dumru Azrail'e bakıp küstahça
Peki o zaman sana ne oluyor da aramıza giriyorsun? Sen çık aradan da ben Allah Teala ile söyleşeyim dedi. Deli Dumrul burada söyledi. Görelim hanım ne söyledi. Yücelerden yücesin. Kimse bilmez nicesin. Baki kalan Settar Tanrı, canımı alacaksan sen al. Azrail'e bırakma yeter ki. Bu güzel niyaz Allah Teala'nın hoşuna gitti. Derhal Azrail'e seslendi. Varlığımı tanıyıp birliğime şükrettiğine göre kendi canı yerine başka can bulduğu takdirde bırak, canı orada kalsın. Azrail bu haberi Dumrul'a iletince, ben nereden can bulurum? Bir yaşlı anamla bir yaşlı babam var yalnız. Kalk onlara gidelim. İkisinden biri belki canını verir de ben de böylece canımı kurtarmış olurum dedi. Yola çıktılar. Dumrul babasının yanına vardı. Elini öpüp söyledi. Görelim hanım ne söyledi. Aksakallı kıymetli canım babam, biliyor musun neler oldu? Kötü söz söyledim. Hak Teala'nın hoşuna gitmedi. Gökyüzünde al kanatlı Azrail'e emretti. Uçup geldi, akça göğsünü bastırıp kondu. İnim inim inleterek tatlı canımı alır oldu. Baba senden can dilerim, verir misin? Yoksa oğul deli dumrul diye inler misin? Babası cevap verdi. Görelim hanım nasıl cevap verdi. Oğul oğul ey oğul, canımın parçası oğul. Doğarken dokuz buğra kestiğim aslan oğul. Gölgeli altın evimin kabzası oğul. Kaza benzer kızımın gelinimin çiçeği oğul. Karşıda duran kara dağım gerekse, söyle gelsin Azrail'in yaylası olsun. Soğuk soğuk pınarlarım gerekse, ona içit olsun. Tavla tavla şahbaz atlarım gerekse, ona binit olsun. Sürü sürü develerim gerekse, ona yük taşıyıcı olsun. Ağıllarda akça koyunum gerekse, kara mutfak altında ona şölen olsun. Altın gümüş para gerekse, ona haçlık olsun. Ama dünya tatlı, can kıymetli. Canımı veremem, bunu böyle bil. Benden yüce, benden sevgili anandır. Oğul git de anana var. Babasından yüz bulamayan Dumrul bu kez anasına geldi. Söyledi. Ana bilir misin neler oldu? Gökyüzünden al kanatlı Azrail uçup geldi. Akça göğsüne basıp kondu. İnim inim inletip canımı alır oldu. Babamdan can diledim ana, vermedi. Şimdi senden can dilerim ana. Canını bana verir misin? Yoksa oğul deli dumrul diye inler misin? Acı tırnağını ak yüzüne çalar mısın? Kargı gibi saçını yolar mısın ana? Anası burada söyledi. Görelim hanım ne söyledi? Oğul oğul ey oğul. 9 ay dar karnımda taşıdığım oğul. Dolama beşiklerde belediğim oğul. 10 ay deyince dünyaya getirdiğim oğul. Dolu dolu ak sütümü emzirdiğim oğul. Ak burçlu kalelerde tutulaydım oğul. Batıl dinli kafire tutsak olaydım oğul. Altın paramla seni kurtarardım oğul. Ama yaman yere varmışsın. Ben varamam. Dünya tatlı, can kıymetli. Canımı veremem sana. Bunu böyle bil. Anası da bunları söyleyip canını vermeyince deli Dumrul'un canını almaya geldi Azrail. Dumrul Azrail'i görüp aman diledi. Bir Azrail aman. Tanrı'nın birliğine yoktur gün. Azrail sertçe dile geldi. Bre deli adam, daha ne diye aman dilersin? Aksakallı babanın yanına gittin, canını vermedin. Akperçemli ananın yanına vardın, canını vermedin. Söyle bakalım daha kim verecek? Bu sertçe çıkışa karşılık Hasrettin var deyip bir şans daha istedi Dumrul. Azrail, kimdir o diye sorunca Dumrul çekinerek cevap verdi. El kızı helalim, ondan 2 çocuğum var. Emanetimi ona ısmarlayayım, sonra canımı alırsın. Bağırdı, helalisinin yanına geldi, ona da söyledi. Bilir misin neler oldu? Gökyüzünden al kanatlı Azrail uçup geldi. Akça göğsüne basıp kondu, tatlı canımı alır oldu. Babama ver dedim, can vermedi. Anama vardım, can vermedi. Dünya tatlı, can kıymetli dediler. Şimdi yüksek yüksek kara dağlarım sana yaylak olsun. Soğuk soğuk sularım sana içme olsun. Tavla tavla şahbaz atlarım sana binek olsun. Gölgeli altın evim sana gölge olsun. Sürü sürü develerim sana yük taşıyıcı olsun. Ağıllarda akça koyunum sana şölen olsun. Gözün kimi tutar, gönlün kimi severse ona var 2 oğlancı öksüz bırakma. Dumrul böyle deyince kadın cevap verdi. Görelim hanım ne dedi? Ne dersin, ne söylersin? Göz açıp gördüğüm, gönül verip sevdiğim. Koç yiğidim, şah yiğidim. Tatlı damak verip öpüştüğüm. Bir yastığa baş koyup seviştiğim. Karşıda duran kara dağları senden sonra ben ne edeyim? Yaylarsam mezarım olur. Soğuk soğuk sularını içersem kanım olsun. Altın paranı harcarsam kefenim olsun. Tavla tavla şahbaz atına binersem tabutum olsun. Senden sonra bir yiğidi sevip varırsam
alacayılan beni alıp beni soksun. Senin o namert ananla baban bir canda ne var ki kıyamamışlar. Arş şahit olsun, 8. kat gök şahit olsun. Yer şahit olsun, gök şahit olsun. Kadir Tanrı şahit olsun ki benim canım senin canına kurban olsun. Kadın canını vermeye razı olunca Dumrul rahatlayıverdi. Bu sırada Azrail hatunun canını almak için çıka gelince yiğitler yiğide Dumrul hatasını anlayıp Yavukbusu'ndan özür diledikten hemen sonra Allah Teala yakardı. Görelim hanım nasıl yakardı. Yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin. Güzel Tanrı, nice sahil seni gökte arar, yerde ister. Oysa sen bizzat müminlerin gönlündesin. Daima var olan cebbar Tanrı, ulu yollar üstüne imaretler yapayım senin için. Aç görsem doyurayım senin için, çıplak görsem donatayım senin için. Alırsan ikimizin canını birden al, bırakırsan ikimizin canını birden bırak. Kerem'i çok kadir Tanrı. Bu dua da Hak Teala'nın çok hoşuna gitti. Derhal Azrail'e emretti. Deli Dumrul'un anasıyla babasının canlarını al, o iki helaliye 140 yıl ömür verdim. Emri hemen yerine getirdi Azrail. Deli Dumrul ise eşiyle 140 yıl mutlu bir hayat sürdü. Dedem Korkut gelip boy boyladı, soy soyladı. Bu destan Deli Dumrul'un olsun, benden sonra yiğit ozanlar söylesin, alnı açık cömert erenler dinlesin deyip şöyle dua etti. Yerli kara dağların yıkılmasın, gölgeli kaba ağacın kesilmesin, coşkun akan güzel suyun kurumasın, her şeye güç yetiren Tanrı seni namerde muhtaç etmesin. Ak alnında 5 kelime dua ettik, kabul olsun, derlesin, toplasın ve adı güzel, kendi güzel Muhammed Mustafa'nın yüzü suyu hürmetine günahlarımızı bağışlasın. Hanım, hey!